Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca. Hoş geldiniz. Evet, karşımda 2022 DGS'de güzel bir sonuç yapan Betül arkadaşımız var. Kendisiyle hukuk sürecini konuşacağız. DGS hukuku nasıl kazandığı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Öncelikle Betül, söz hakkı sende. Bir kendini tanıt. Hocam merhaba. Ben Betül Bayer. 29 yaşındayım. DGS'ye geçen sene karar verdim. Dönemin ortalarında. Ben adaleti çok önce bitirmiştim. Yüksekokulu. Öyle bir karar verdim. Geçen sene de bir soruları görmek adına sınava girdim. O zaman yani özeller geliyor muydu? Geliyordu özeller ama bu sene öyle devlete girmek için çalıştım ve oldu çok şükür. Geçen sene girdikten sonra mı hemen çalışmaya başladın? Yok hocam, Ocak ayında başladım. Zaten kafamda hep öyleydi. Ocak ayında başlayıp çünkü süreç sanki uzayınca konular unutuluyor. O şey de şevk de kalmıyordu. Ben birazcık çabuk sıkılan bir insanım. Ocak ayında başlamaya karar verdim ve öyle de oldu. Yani şu an sıfırdan başlayan, temeli biraz zayıf olan biri şu an başlamasın mı? Yani benim temelim vardı hocam. Ben 2011'de mezun oldum liseden ama yani temelimin olduğuna inanıyorum. Özel dersler falan da vermiştim zamanında matematikten. Matematiğim iyiydi. Sadece sözelim çok kötüydü. Yani kendimi bildim bileli sözelim hep kötüydü. O yüzden sayısalım iyi diye Ocak ayında karar verdim. Ama eğer temeli yok diyorsa öğrenci bence daha erken başlamalı tabii ki. Sınava kadar aynı tempoyla mı devam ettin? Hayır hocam maalesef. Aslında yani kötü örnek olmak istemiyorum ama dediğim gibi sıkılgan bir insan olduğum için işte bir ay çok hızlı bir tempoyla başladım. Sonra o tempoyu biraz düşürdüm. Yani birazcık moduma göre. Bir de anneyim. Aynı zamanda çocuğuma da bakmam gerekiyordu. O yüzden benim biraz inişli çıkışlı oldu açıkçası çalışma sürecim. Anladım. Sınavda matematikten mi başladın, Türkçeden mi? Evet, benim bir şeyim vardı hocam. Bir uyguladığım strateji vardı. Ben matematikte ilk 20 soruyu zaten çok hızlı çözüyordum. Temel kavramlar, kolay çözebilen sorular. Yani problemlere gelene kadar. Sonra geometride de biraz iyiydim. Daha doğrusu geometride iyiyimdir. Direkt geometriye dönüyordum. Geometri, sözel, sayısal yetenek. Sonra en son problemlere geliyordum. Öyle önce sözeli bitirdim. Daha sonra da sayısalda bu şekilde ilerledim. Evet, önce Türkçe'yi yaptın. Türkçeden sonra cebir ilk 20 sorusu, sonra geometri, sonra işte Sonra sayısal geriden problemlere doğru. problemler şeklinde. Çünkü problemler çok zaman kaybettiriyordu. Sınava çalışırken de sürekli süreyle çalışmaya çalıştım. O zaman da gördüm ki en çok zaman kaybettiğim, zaman sıkıntısı yaşadığım konular problemler. Bu yüzden ben de böyle bir taktik geliştirdim kendime. Anladım. Türkçe'yi kaç dakikada yaptın sınavda? Onu söyleyeyim hocam. Aslında Türkçeyi çok uzun, hatta geçen sene DGS'ye girince 60 soru vardı. Ben 75 dakikada falan bitirmiştim. O yüzden zamanım yetmemişti aslında matematiğe. Bu sene de sizin ilk döneme başlarken bir röportajınızı izlemiştim. İsmi tam olarak aklıma gelmiyor da 9 Eylül'e yerleşen biriydi. O da sözeli 42 dakikada bitirdiğini söylemişti. Bir de her gün 80 soru çözdüğünü, işte 60 dakikada bitirdiğini söylemişti. Ben de öyle yaptım. Yani her gün 80 dakika, 80 soru 60 dakika olarak çözdüm. Sınavda da öyle geldi. Yani 42 dakikada bitirdim herhalde. 41 dakikada. Kaç yanlışım var Türkçe'de? 4 yanlışım var. 4 yanlışım var. İyi. Doğru strateji kazandırıyor. İnşallah. Toplamda kaç netin var? Toplamda aslında şu an fark ettim ki hiç öyle hesaplamamışım hocam. Toplamda işte 46 doğru 4 yanlış
şeyde var, Türkçe'de var. 45 netin var Türkçe'de. 40 doğru, 5 yanlış da matematikte var. Yani 39 da oradan geliyor. 84 netin mi var? Evet. ÖBP'n kaç? Aslında kanayan yaram da orada hocam. ÖBP'n biraz düşük, 57. Hatta geçen gün yine röportaj yapan bir arkadaşı izledim. Netler aynı. Hatta benim iki netim herhalde daha fazla ondan. Ama şey olduğu için, onun diploma notu 70 olduğu için mesela 73. olmuş kız. Anladım. O yüzden izleyen arkadaşlara bunu da söyleyebilirim. OBP'yi asla geri plana atmasınlar. Ya zaten mezun olduysa yapacak bir şey yok. Evet. Zaten sonra. Aynen, mezun olduysa yapacak bir şey yok da yeni çalışmaya başladıysa. Ama şöyle de bir şey var Betül, yani 57 ÖBP ile yani 180. olabiliyormuşuz. Evet. Ya, bu arada biz senin sıralamanı söylemeyi unuttuk. 180. oldun. 190. 190. 190. Hı. oldun. O kısmı da atladık. Nereyi yazdın, nereyi kazandın? Hocam ben sadece yakın üniversiteleri, bir de hani kaçıncı sınıftan başlatıyor, daha erken bitirebilmeyi, yani yaş itibariyle de onu düşündüm. O yüzden Sabahattin Zaim'i ilk sıraya kültürü, ikinci sıraya da Sabahattin Zaim'i yazmıştım. Sabahattin Zaim geldi. Zaim 2 yılda bitiriyor mu? Bitirmiyormuş, 3 yılda bitirtiyormuş. Hı-hı. O da şöyle, ben uluslararası ilişkilerden de okumuştum. 2015 yılında mezun oldum uluslararası ilişkilerde. Orada hukuk derslerini görmüştük. Ve birkaç tane hukukla birlikte seçmeli derslerden de aynı şekilde. Onları sayacaklar. Yani muaf olacağım onlardan inşallah. Şu an umudum o yönde. O yüzden 2'den başlatacaklar. Ama normalde Sabahattin Zaim 1. sınıftan başlatıyormuş öğrencileri. Normalde 1'den başlatıyor. Hı hı. Zaim'i yazacak olanlar ona göre düşünsünler. Evet. İyi, 3 yılda bitiriyorsun. Güzel. Hedefin İnşallah. Ne yapmak istiyorsun bitirince? Tabii ki hakim savcı olmak istiyorum hocam. Yani inşallah olursa. Öyle. Hedefim o yönde. İnşallah. Ya da bir kurum avukatlığı, belediyede kurum avukatlığı da olabilir. Aslında bu sürece başlarken ilk hedefim bir kimlik kazanmaktı. Hı-hı. Yani hep hayalimdi liseden beri, hukuk. Bir şekilde olmadı. Böylece kavuştum hayalime çok şükür. Nasıl karar verdin LGS ile hukuka geçişe? Şöyle hocam, aslında ben İngilizce öğretmeniyim. Ama hani olduğun yeri sevmek diye dediğimiz bir şey var ya, ben ısınamadım aslında mesleğime. Eşim de bu işte. Birazcık onu izledim, gördüm ve neden olmasın dedim. Sayısalım da iyiydi. Bir deneyeyim dedim. Çok şükür de oldu. Anladım. Çok soru çözdün mü Betül? Vallahi hocam aslında çok soru çözmedim. Ama şöyle, birazcık planlı ve programlı ilerlediğimi düşünüyorum. Yani bu süreçte herhalde kendini tanımak ve gerçekten yaptığım program, kendine göre program hazırlamak ve o programa uymak çok önemli. Ben kendimi tanıdım. Biri de bana yardım etti açıkçası. Bir program hazırladık. Sağ olsun eşim ve ablam sürekli destekçimdi. Onlarla bir program hazırladık ve sürekli o programa uydum. Programa düzenli uymak önemli. Evet. Mesela nereden baksan 6 ay ders çalıştın. O motivasyonu nasıl sağladın? Yani galiba çok istemek hocam. Eğer bir şeyi çok istersek o motivasyon hiç kaybolmuyor. Ben çünkü çok istiyordum. Sürekli hayal kuruyordum. Nerede düştüğümü hissedersem özellikle onlar bana çok yardımcı oldu. Motivasyon videoları izliyordum. Sizin yaptığınız. YouTube'da bir sürü kazanan arkadaş var mesela. Onların nasıl çalıştığını, bu Türkçe'de hızlanmam gerektiğini o arkadaştan öğrenmiştim mesela. Başka bir arkadaştan da şunu öğrenmiştim. Bu benim işime çok yaradı. Bir çoklu dosya almıştım. Onları günlere bölmüştüm. İşte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye. Çözemediğim soruları o güne koymuştum. İşte salı günü onların içinden bütün soruları çıkarıyordum. Kendim çözmeye çalışıyordum.
kestiğim sorular oluyordu o salı günü. Çözebildiklerim buruşturulup çöpe, çözemediklerim tekrar o dosyaya giriyordu mesela. O beni çok motive ediyordu. Böylece bütün çözemediğim soruları sürekli üstünden geçmiş oluyordum. Ha, güzel. Çözemediğin soruları kesiyorsun işte kitaptan, oraya koyuyorsun. Evet. Her günün ayrı oluyordu. Böylece çoğalmıyordu da. Gün gün ilerliyordu. Öyle çok güzel, işime çok yaramıştı. Sınavda mesela heyecan, ne bileyim böyle stres kaygısı oldu mu, yaşadın mı? Yani illaki yaşadım hocam sabah giderken, özellikle sınava. Hatta böyle Allah'ım bana bir işaret ver falan, böyle çok şeye, uhrevi bir şeye dalmıştım. Ama çok şükür sınav anında hepsi gitti. Yani dedim ki artık sınava girdin Betül. Ya herru ya merru, yani ya olacak ya çıkacaksın. Bir de hep kendimi şartlandırmıştım. Eğer sözel mantık olursa ben bu sınavı kazanacağım diye. Çünkü sözel mantık bir tabloyu kuramadığımızda bir sürü yanlış gidiyor. Evet. O yüzden sözel mantığa bir baktım. Sanki çözebilecekmişim gibi geldi. Hani bu ilk sayfaları araştırın dediklerinde ben direkt sözel mantığı açmıştım. Çözebilirim geldi. O sırada böyle bir motivasyonum arttı. O anda anladım açıkçası sınavı kazanacağımı. Çok iyi yapmışsın zaten ya. 84 net. Daha ne olsun yani. Mesela 2023 DGS'ye hazırlanmak isteyen arkadaşlara şimdiden bir tavsiyede bulunsa ne demek istersin? Şöyle, aslında tavsiyeler kişisel hocam. Yani ben söyleyeyim, eğer uyarsa alsınlar. Ben şöyle çalıştım. Matematiği dörde bölmüştüm. Yani cebir kısmını bir, problemler iki, sonra işte geometriye kadar üç, geometride dört. Ben bunları böyle sırayla çalışmadım. Çünkü temel kavramları çalışıyorum. İşte ta fonksiyonlara gelene kadar temel kavramlar unutuluyordu. Evet. O yüzden çapraz stille çalıştım. Yani temel kavramlar ve problemlerde sayı kesir problemleri. Sonra bir sonraki ardışık problem, ardışık sayılar. Sonra faiz problemleri. Böyle karışık çalıştım aslında. Yani kendimce bir sistem oluşturmuştum. Mat 1, mat 2, mat 3, mat 4 gibi. Bir gün mat 1, mat 2 çalışıyordum. Mat 3, mat 4 çalışıyordum. Böylece böyle sürekli karma çalışmış oluyordum. Soruları da öyle çözdüm. Mesela konular bittikten sonra bir test kitabı aldım. Birinci gün temel kavramları bitirdim. İkinci gün sayı kesir problemleri. Sonra bir daha mat 1'den bir sonraki konu. Sonra mat 2'den bir sonraki konu. Böylece kitaplar da hemen hızlıca bitiverdi. Seni en çok etkileyen bir kitap var mı yayın olarak? Yayın olarak hocamız klasik, yani şeyden, Sarı'dan çalıştım. Benim hocam şöyle, konuyu pratik yapmak için önce benim hocam bakıyordum. O birazcık daha kolay geliyordu. Sonra tasarı, informal ve sonra problemlerde eksik olduğum için ben sürekli problem kitabı çözmeye başladım. Çünkü diğerlerinden yanlışım çıkmıyordu. Çıksa da hep işlem hatasından kaybediyordum. O yüzden onlarla ilgili çok soru çözmüyordum. Hep denemelerde çözüyordum. Hep problem kitabı çalıştım o yüzden. Sınavdan çıktığında ben kazandım dedin mi? Daha sınavın ortasındayken dedim. Yani hatta Türkçe sorularından sınavdan bir hafta önce çok ağır bir korona geçirdim hocam. Hatta böyle sürekli depresif modda, galiba olmayacak, işte kazanamayacağım için Allah beni hasta mı yaptı acaba? Böyle bir moddaydım. Sınav anında hatta o bir hafta içerisinde full ALES çalıştım. Yani ALES'in sözeli daha zor olduğu için, benim de sözelim kötü olduğu için birazcık da zor sınavlara bakayım dedim. ALES çıkmış sorularında sürekli netlerim böyle 13, 12 net. Böyle çıkıyordu. Ama sınavda çok şükür benimle dalga mı geçiyorlar acaba dedim. Yani bunlar çok kolay, bu kadar kolay olamaz diye düşündüm. Çok şükür kazanacağımı sınav anında anladım.
Zaten matematik sorularını görünce, ya ben de sınava girdim, baktım böyle matematik sorularını görünce dedim, bu sınav kolay dedim yani. Öyle olmuyor mu genelde? Yani matematik aslında bana çok kolay gelmedi hocam. Herhalde o anki stresle mi? Birinci soruyu yaptım, çözemedim. İkiye geçtim, çözemedim. Hatta birazcık öyle gerildim de. Sonra böyle bir derin nefes alıp tekrar başa döndüm. İşte 45. soruya kadar geldim. Hani kendimce 45. soru. Çünkü ben şöyle ilerlediğim için ortada problemlerde bir 5 sorum kaldı. Ona da böyle hafif bir göz gezdirdim ama sürem yetmedi yani 5 soruya. Olsun. Yani ne olsun? Türkiye birincisi mi olacak? Olabilir herhalde misin? Herhalde olamaz mı hocam? Yani ÖBP'nin iyi olsaymış olurmuş. Evet. Ya yani şimdi bana tekrar hazırlanma şansı verseydiler ben önce ÖBP'den başlardım. İşte bu son yıllarda bu kadar yüksek ÖBP'ler var. Normalde bu kadar yüksek değil bu ÖBP'ler. Evet. Herhalde bir sonraki sene öyle bir çalışma başlamış diye duydum. Yani ÖBP'nin değerinin azalacağını duydum. DGS ile ilgili mi? Ama ben, tabii belli olmaz. Ben duymadım. Sen nereden duydun? Grupta öyle konuşuyorlardı hocam. Onların yalancısıyım. Yani ÖBP'nin değeri çok büyük. Çok. Gerçi 48 puan. 0.6 ile çarpınca bir de 48 puan yapıyor. Yani bayağı çok aslında. Netlerimizin aynı olduğu bir arkadaş var. Onunla da konuştuk. Birebir aynı. Yani doğrularımız, yanlışlarımız da aynı. Benim sadece matematikten bir doğru sayım fazla. Yani, ama o 90 küsürde. Ben 190'dayım. ÖBP'niz aynı mı? Hayır işte onun daha yüksek ÖBP'si. Yani 100 kişi beni geriye atmış ÖBP. Onun da çok yüksek değil yani. 63 mü? Benim 57. 64 galiba onun. Tabii oradan sonra yani, virgül oynuyor. Kaç puan? Puanın kaçtı Betül? 322 küsurat da var. Onun da 323 mü? 24 mü? Yani onun puanını tam bilmiyorum ama sıralama olarak biz hep baktık. O bir puanda o kadar kişi oynuyor zaten. Tabii. Yani 90. olan kişi de çok rahattır yani. Nereye yazarsa gelir. O rahatlığı tatmak için bile çalışmaya değer. Tam öyle değil ya aslında. Seninle aynı stresi yaşıyordur. Öyle mi? Gerçi beni biliyorsunuz hocam. Ben Yalova'yı bile yazdım. Evet, gelmez diye. Birinci olan o stresi yaşamıyordur. Onun için herkes stresi yaşıyor. Evet. Bundan emin olabilirsin. Doğru hocam. Son olarak toparlayalım. Ben bir DGS öğrencisiyim. Sınava girmek istiyorum. Ya işte senin videolarını izledim, motive oluyorum vesaire. Ekim ayındayız. İşte Eylül, Ekim. Sınava nereden baksan 8-9 ay var. Benim bu süreçte böyle 9 aylık kabataslak bana bir yol haritası çizebilir misin? Yani bana böyle soran birine ben önce bir denemeyle başlamasını söylerim. Bir deneme yap, nerede olduğunu gör, nerede eksiğin olduğunu mutlaka gör. En önemlisi deneme analizi yapmayı öğren daha başlamadan. Deneme analizi yap, sonra kendini tanıdığın bir şekilde bir program hazırla ve o programa sadık kal. Programa sadık kalmak lazım. Kesinlikle. Ben şöyle diyorum. Ekim ayında nasıl çalışıyorsan, eğer Mayıs'ta da o şekilde çalışıyorsan bu sınavı kazanırsın. Evet. İstim. Ve galiba hocam herkes sonlara doğru biraz salıyor. O sonlarda sıkı tutmak da galiba biraz fırlatıyor gibi. Çok uyarıyoruz. Sonlara doğru salmayın. 5-6 ay emek döküyorsunuz. Sona geldiniz. En son salmaya başladınız. Uyardık. Maalesef öyle. Uyarıyoruz. Sözü dinleyenler kazanıyor. Dinlemeyenler kaybediyor. Kural hep böyledir. Evet. Aynen öyle hocam. Çok teşekkür ederim Betül. Ben teşekkür ederim hocam. Ve arkadaşlarımıza yol gösterdiğin için. İnşallah gösterebilmişimdir hocam. Çünkü öbür videolar bana çok ışık tutmuştu. Eğer ben de başkasına ışık tutabilirsem çok mutlu olurum. Yok, çok güzel. Annesin, çocuğun var, evin stresi var, bir sürü sıkıntılar var. İşte, yani buna rağmen
İşte sınava giriyorsun, sınavdan önce korona oluyorsun, bir sınavı kazanıyorsun. Ya bence çok bir şey bu yani. Doğrudur hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, kapatalım.